Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bir siparişimiz vardı. Yine tabii ki elektronikle ilgili. Siparişimizin kargo açılışını ve siparişimizde gelen ürünleri sizlere gösterip anlatmaya çalışacağım. Şöyle kargomuzun poşetini açmaya çalışacağım arkadaşlar ilk başta. Üstündeki etiketleri söktüm. Böyle poşetini açmaya çalışıyorum. Evet. Poşetimizi şöyle kenara alalım arkadaşlar. Satıcımız baloncuklu bir poşete sarmış. Tabi içinde kırılabilecek ve kırılmayacak ürünler mevcut arkadaşlar. Hem elektronik devre hem de elektronik devrelerde kullanılan parçadan oluşuyor. Baloncuklu poşeti yırtmaya çalışıyorum dostlar. TMC girişli şarj devleri arkadaşlar. Normal şarj edilebilen piller, tek pil şarj edebilen 18600 diye geçen pilleri şarj eden devre arkadaşlar. Bu devrenin biliyorsunuz mikro USB girişli olanı var. Bir de mikro USB değil de TMC, TPC diye geçen şarj girişi olanı var. Arkadaşlar sözde pilin aşırı şarj ve deşarj olmasını koruma özelliği olan bir ürün olarak piyasada satılıyor. Ve bir adet bir pili şarj etme özelliğine sahip. Yani 1 amperle 5 volt ve 3.6 voltluk pillerinizi bununla şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bunlar tek devre değil arkadaşlar. 5 adet ayrı ayrı devrelerdir. Ve bu 5 adetin maliyeti daha önce tabii ki yılbaşından önce sipariş vermiştim. Siparişin videosunu da hatta çekmiştim. Bir şaşkınlık içerisinde paketi açtım. Paket neydi? 130 küsuratlar arkadaşlar. Bir adet sipariş vermişti. Yani 10 adet beklerken bir adet tarafıma gelmişti. Meğerse uyanık satıcımız ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? 139 TL'di galiba. Görsel olarak ekrana bir sürü koymuş. Ama karınca duası gibi açıklama kısmında en alt kısmında bir adet diye belirtmiş. Ve bir adeti o kadar uyanık ki 140 liralara satıyor. Yani bu artık bu soygunculuktur. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Şimdi bunları aldığım yerde yani şu görmüş olduğunuz cımbızlar, termoelektrik soğutucu, şu söketler, jack söketlerimiz. Aynı satıcıda almamış olsaydım, başka yerde olmuş olsaydım. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar şarj devresi 10 tanesi tabii ki yılbaşından sonra fiyatlar arttı. Yani 130-140 liralara 10 tane satılıyor iken şu an 170 küsuratlara çıkmış arkadaşlar. Yani 10 adeti 170 küsuratlara çıkmış. Ben bu 5 adetini 111 liraya aldım arkadaşlar. Yani biraz tabii ki 10 tanesi 170 TL'ye satılırken 5 tanesi 111 liraya tabii ki pahalı. Ama dediğim gibi aynı yerde tek kargo, farklı kargo parası ödememek için kuponlarımı tek yerde kullanmak adına bundan dolayı arkadaşlar aynı yerden almak zorunda aldım. Ama bir adete 140 lira ödemedim. O 140 liralık ürünü iade ettim arkadaşlar. Paramı da aldım. Tabii param kupon kullanıldığı için param yarım yamalak teslim edildi. Yani 140 TL değil tarafıma 122 küsuratlar tarafıma iade edildi. O da ayrı bir durum. Maalesef satıcılar bu uyanıklara başvurabiliyor arkadaşlar. Artık devir öyle bir devir olmuş ki yani kim kimi dolandırmaya çalışırsa hesabı gerçekten hoş bir şey değil. Satıcıya da yazdım. Ben 10 tane yazmamışım, bir tane yazmışım. Tamam da bir tane yazmışsın da ekrana bir tane görseli koymuyorsun. 10 tane koyuyorsun. Milleti dolandırıyorsun. Yani böyle bir durum olmuş. Artık internet alışverişi gerçekten eziyete dönüşmüş. Benim bakış açımda ben yıllardır internet alışverişi yapan bir tüketici olarak söylüyorum. Ülkemizde internet alışverişi gerçekten el atılması gereken bir hal almış benim gözümden, benim bakış açımdan. Çünkü neredeyse tüketiciyi
günü kurtarmak adına aldatmak için her türlü hileye, oyuna başvurabiliyorlar. Yani arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz 5 adeti 111 liraya kargo dahil alabiliyor iken bir adetini 140 liraya satmak yani ne esnaflıktır, ne vicdanlıktır, ne dürüstlüktür. Yani artık soygunculuktan başka bir şey değil. Yani kalkıp da açıklamanın en alt kısmına karınca duası gibi bir adet yazman dolandırıcılığın ötesi başka bir şey değil arkadaşlar. Yani fikir görüşlerinizi yazabilirsiniz. 5 adet ekmek su gibi 10 adeti 170 lira şu anki zamlı fiyatı yılbaşından önce 130 liraya satılırken yılbaşından sonra 170 liraya satılırken bizim bu yanık satıcımız bir adetini 140 liraya millete kakalatmaya çalışıyor. Ve bunu da görsellerle insanları aldatıyor. Yani 10 adet şu parça kart parçasını şöyle keselim arkadaşlar. Ve karınca duasını alt kısımda bir adet o da alışveriş sonrası ürün elinize geçtikten sonra evet gerçekten bir orada bir destan yazmış. O destan altına bakıyorsunuz. Acaba ben hata mı yaptım deyip o da günler sonra ben açıklama kısmına baktım. Evet gerçekten bir köşeye sıkıştırmış. Bir destan yazmış, bir roman yazmış ürün açıklamasına. Romanın altına da bir adet demiş. Yani adeta soyguncu. Bu soygunculara dikkat edin arkadaşlar. Bunların fiyatı pahalı değil aslında. Çok da fazla abartılan bir ürün de değil. Yani çok fazla işlevsel bir ürün de değil. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Bunları kullanırken dikkat edin. Çünkü benim başıma geldi. 5 voltta bunun mikro USB'li olan ürünü. Artık bunların da sahtesi üretilmeye, çıkarılmaya başlanıyor arkadaşlar. 5 voltta 3.6 voltluk pil 3800 mAh bu normal şarjlı pil arkadaşlar. Pilin şarj durdurma özelliği yani şarjı durdurma özellikleri bazılarında olmuyor arkadaşlar. Yani bir nevi bunların da artık sahtesi, bunların da arızalısı çıkabiliyor. Az kalsın pil aşırı şarj edilmekten patlayacaktı yani sıcak. Allah'tan ki ben pili kontrol ettim. Yani bunları çok fazla güvenip de çok tehlikeli yerlerde kullanmayın. Her ne kadar şarjı kesip şarjı ve deşarjı kestiği iddia edilse de arkadaşlar bunların da arızalısı çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Hatta şöyle göstereyim yanımdaysa. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz mikro USB olan özelliği yan yana getireyim. Ben 5 volt adaptörle pil şarj ediyordum. Ve gerçekten pilin şarjını şurada görmüş olduğunuz şu şarjlı pil arkadaşlar. Laptop bataryalarında yani eski atıl durumda bir pil. Ama şarj alıp şarj olabiliyor, şarj edilebiliyor. Bu pilin şarjını kesmediğini gördüm. Yani pil patlama derecesine gelecek kadar 50 neredeyse 50 derecelik sıcaklığa çıktığı halde pilin şarjını kesmedi. Bu ürünler çok fazla güvenilir değil. Ürün sağlam mı? Sağlam. Şarj deşarj yapıyor mu? Yapıyor. Ama maalesef arkadaşlar dediğim gibi bu ürünlerin de her ne kadar işe yarayanı olsa da işe yaramayanları da oluyor. Sözde üzerinde devre var. Şarjı aşırı şarjı deşarjı koruyor. Ama maalesef arkadaşlar bunlara da çok aşırı güvenip de çünkü bu piller gerçekten arkadaşlar şaka maka bir yana bomba gibi patlayabiliyor. Hele özellikle ev ortamlarında falan yani yanıcı madde özelliği var. Bu pil patladığı zaman yanıcı madde özelliği var. Allah muhafaza kazalara sebebiyet verebiliyor. Yani sizler bunu şarj ederken örnek olarak evden çıkacağım da şarj edeceğim. Nasıl kendi kendine duracak hikayesine masalına kalmayın. Bunlar Çin'de üretiliyor arkadaşlar. Bunların kaliteli ve kalitesizi yani üstünde kullanılan devrenin bile kalitesi değişebiliyor. Kullanılan kartın bile kalitesi değişebiliyor. İçinde kullanılan yani şu entegrenin içinde kullanılan alaşımlar işte gümüştür, şudur, budur neyse bunların bile kalitesi değişebiliyor. Ve bundan dolayı arkadaşlar bu ürünler gerçekten faydalı olduğu kadar zararlı da olabiliyor. Bundan dolayı ben yaşadığım kötü deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Yani arkadaşlar aradaki yani ürüne dönecek olursak aradaki tek fark gördüğünüz gibi TiMC girişli kartımız ve mikro USB girişli kartımız hiçbir fark yok. Tek fark dediğim gibi kalite fiyatları tabii ki ve uyanık satıcıların bir tanesini de dünyanın parasını satması dışında hiçbir şey yok arkadaşlar. Fiyatları da bu fiyatı hak etmiyorlar ama malum ihtiyacınız olduğu için bir nevi işine gelirse hesabı almak zorunda kalıyorsunuz ve onlar da istediği fiyatı biçebiliyorlar. Ya bence bu ürün gerçekten ya normalde bunlara verilecek para bir power banka verirse en azından pil elinizde
Yani pil avantaj olarak cebinizde kalır. Çünkü Powerbank'ın üzerinde biliyorsunuz arkadaşlar daha profesyonel devreler mevcuttur. Tabii bunlar tek pil şarj etmek için arkadaşlar. Bir tanesi tek bir pili şarj etmek içindir. Şöyle üstündeki devreyi zaten ismini de devresinden daha doğrusu entegresinden alıyor arkadaşlar. Şöyle zoom yapmaya çalışıyorum sizler için. Göstermek açısından. Bir türlü gösteremedik. Entegrenin üstündeki rakamı arkadaşlar. Şöyle ışığa tutalım. TP4056 diye geçiyor arkadaşlar. Entegreyi bir türlü zoom kameramız kötü arkadaşlar bu arada. Onun tam değerini gösteremiyorum arkadaşlar. Şarj devresi arkadaşlar. Şarj regülatörü, entegre görüyorsunuz. Mikro USB ve TMC. Aynı özellik, aynı devre. Aynı entegre. Değişen hiçbir şey yok. Sadece dediğim gibi kalitesi değişebiliyor. Ve bunlar günü kurtarmak adına işe yaradıkları gibi aynı zamanda zararlı da olabiliyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Şarj ederken mutlaka tedbirli olun arkadaşlar. Yani sürekli şarjda bıraktığınız zaman sürekli şarjı kesip şarj edecek diye bir bana bu güveni vermedi. Çünkü bu pilin aşırı ısınması yani müdahale etmemiş olsaydım. Burada arkadaşlar şu pilin normal bu kutuplu pil tabii ki. Şöyle gösterecek olursam. Bu pilin kutupsuz arkadaşlar laptoplardan çıkan bu 18650 modeli var ya. Bu kutuplu pil tabii bunun kutupsuzu. Laptop bataryalarında çıkan veyahut da şarjlı matkaplarda çıkan pildir arkadaşlar. Üstünü bantlamamın sebebi kısa devre yapmasın, artı eksi birine karışmasın diye yapmışım. Normal kutupları bağlı, siyah tel eksi, kırmızı tel artı, şarja bağladık. 5 volt 1 amperle şarj ettik ve 2-3 saat içerisinde arkadaşlar pil patlayacak dereceye geldi. Yani şarjını kesemedi. Şarjını kesemediği için aşırı şarjdan dolayı az kalsın pil patlıyordu ve ben müdahale ettim. Yani yanında olmamış olsaydım bu pil patladığı zaman arkadaşlar içindeki malzeme hava ile temas ettiği gibi yanıyor arkadaşlar. Yani patlamasa dahi kendiniz dahi içini açsanız oksijen normal hava ile temas ettiği gibi alev almaya başlıyor. Bunu açanlarınız vardır. Tabii ki açmanızı tavsiye etmiyorum. Riskli şeylerde çünkü yanıcı maddelerdir. Ve tabii ki ev ortamında bunları şarj ederken böyle basit ucuz yani ucuz değil aslında ama basit bir devreyle şarj ederken lütfen tedbirli olun. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bunu biraz detaylı değinmek istedim. Ve göstermek istedim arkadaşlar. Devreler bunlar. Anlık işlevler için işe yarıyor mu? Yarıyor. Ama gerçekten dikkat etmekte yarar var. İhtiyacınız olması durumunda bunlar kullanılabilir. Tabii tek pil için 1 amper şarj etme özelliğine sahip. Ve boyut gördüğünüz gibi arkadaşlar görsel her şey aynı. Sadece şuradaki USB'leri değişiyor. TMC ve mikro USB girişli. Aynı ürün, aynı model. Sadece günümüzün şarj cihazlarıyla uyumlu hale getirilmiş. Tabii ki bu şu an kullanmış olduğumuz yüksek şarjlı pille adaptörlerle uyumlu mu? Onu test etmiş değilim. Yeni yeni ilk defa TMC kullanacağım. Daha öncekisini iade ettiğim için TGAD'de uyanık satıcı bize 140 TL'ye kakalatmaya çalıştığı için şimdi ilk defa TMC olanı kullanacağız. Daha önce mikro USB'li kullanıyordum. Bu sefer TMC olanı kullanacağız. Tabii ki bu konuyla ilgili de fikir görüşlerimi sizleri dostlarımla paylaşacağım. Arkadaşlar videonun konusunu çok uzattım. Paylaşmak istedim, değinmek istedim. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa yazabilirsiniz. Sürçrisayet değilse affınıza sığınıyorum. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın. Çünkü gerçekten sizlerin desteği benim için çok önemli. Bu tarz videoların devamı sizlerin desteğiyle, sizlerin beğenisiyle, yorumuyla gelmekte arkadaşlar. Lütfen bir yorumu esirgemeyin, bir beğeni esirgemeyin. Abone olun, bildirim butonunuzu açın. Fikir görüşlerinizi yazın ve mutlaka sizden izleyecek, sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için düşüncelerinizi esirgemeyin kanalından. Destek vermek isteyen arkadaşlar varsa ekonomik olarak katıl butonu var. Patreon kanalının baş açıklama kısmında ve süper teşekkür kısmı var. Oradan faydalanabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.